Mevla bizi istese taş yapardı, duvar yapardı, istese hayvan yapardı. Bizi insan yaptı da ağzımız ıslak geldi, dilimiz dur konuşuyorsun. Allah hesap soruyor, haşa, kadere çatıyor, şuna çatıyor, buna çatıyor. İstese şu anda seni lal eder, felç eder, efendim, dilsiz eder, sağır eder. Bir adam dilsiz, sağır, kör olsa ne olacak? Oldu bir kütük. Ne var ki Rabbim? Ne var ki Rabbim? Allah için adamı kör etmek, sağır etmek ne kadar zor? Saniyede, felç eder. Bir an evvel bülbül gibi konuşan adam, bir an sonra istop eder. Böyle bakar. Duymak da duyamaz. Gözünde ışığını alsa, işte ya Rabbim nur ver, bak nur. Gözünün ışığını alsa da göremez. Hele aklını alsa, o zaman görse neye yarar, konuşsa neye yarar, dinlese neye yarar. Akıl gitti, her şey bitti. Akıl da nur. Enerji diyorlar şimdi. Allah-u Teala nasıl ki şimdi telefonları şarjla çalıştırıyorsunuz, arabaları aküyle çalıştırıyorsunuz, akü bitti, araba bitti. Bir trilyonluk araba, akü bitti, affedersin eşekler onu geçer. Değil mi? Eşek bile yanında ıslık çalıp da geçer. Ne yapayım senin Mercedes'ini der. Akü bitti. Adam o biçim yakışıklı, ruh gitti. Ruh gitti. Adam istediği kadar yakışıklı olsun. Bir zaman sonra korkmaya başlayacak. Bir zaman sonra evdekiler de ondan nefret etmeye başlayacak. Herkes ondan sıyrılmaya bakacak. Nereye gömelim bunu da kurtulalım. Karısı ona aşıkmış da, kızı onu çok seviyormuş da. Hikaye o işte. Sevilen nedir? Ruhtur, beden değildi. Beden olsaydı kimse ölüsünü gömmezdi. Herkes evinde saklardı. Sevilen ruhtur. Çünkü ruh nedendir? Kulü ruhu min emri Rabbi, Rabbimin emrindendir. Yani kül ol emriyle vücuda gelmiş. Yani ne demek? Mevla'nın nurunda. Nur deyince anla yani. Beyni çalıştıran nur. Gözü gördüren nur. Hep Allah'ın nuru. Yani Mevla'nın tabirde hata yok. Ruh üflemesinden. Ve nefaknâ fî min ruhina. Biz Adem'e ruhumuzdan üfledik. Ruhumuzdan üfledik ne demek? Mevla'nın hayat sıfatı var. Yani dirilik sıfatı. Kimseden emanet almamış. Kendine. Bizimkiler emanet. Geri ver dediğimi veriyoruz. Vermem de sen de geri alıyorlar zaten. Vakitli veriyorlar. Ecelini koyuyorlar. Süresini tayin ediyorlar. Şimdi sen bu varlık senden değil. Bu sıfatlar senden değil. Senden benden aciz bir insan yok. Hayvandan daha aciz durumdayız. Tahta kadar hükmümüz yok. Kaç yüz senelik tahtalar duruyor. Kaç yüz senelik insan durmuyor. Değil mi? 500 senelik, 1000 senelik tuğlalar duruyor. İnsandan duran yok. Çürümüş gitmişler. Bizim ne kadar ömrümüz var. O zaman biz nasıl deriz ki ben sarı çizmeli Mehmet Ağabey efendim ölmeyeceğim, ölmeyeceğim zaten diyen yok. Onu ölmeyeceğim diyen zaten tımarhaneye tıkıyorlar. Deli. Dirilmeyeceğim diyen manyaklar var. Bunlar ölmeyeceğim diyenden daha deli. Çünkü neden? Ölmeme gelin dediyse demek ki sen senin elinde değilsin. Zaten orayı çözdüğün anda dirilteceğim seni diyor. Kim? Öldüreceğim diyen. Öldüreceğim diyene meydan okuyamıyorsun. Öldüreceğim diyene meydan okuyamıyorsan dirilteceğim diyen aynı zat. Dolayısıyla sen pratikte ölmemekle işe başlayabilirsin. Veya yaşlanmamakla veya hastalanmamakla veya bir musibete müptela olmamakla. O noktada bir direnişin varsa öbür tarafını da dinleyelim. Ama başta her an afete maruz bir durumdasın. Her an afete maruz. Gökler senin elinde değil, yerler senin elinde değil, rüzgarlar senin elinde değil, ağaç, kuraklık, varlık, bilmem ne oldu, bu oldu. E derken istediğin kadar bağır çağır. Su yoksa iski ne yapacak? Bırakmışları devlet su işleri demiş. Ne yapacak yani? Devlet suçları ne yapacak? Allah verecek de devlet suçları da senden para kesecek. Başka bir yaptığı bir şey yok. Yağdırmıyor ne yapacak? Kar yağdırmasa ne yapacak? Yağmur yağdırmasa ne yapacak? Susuzluktan ölecek. Bekle bütün millet susuzluktan evet, ölmeyi
neyi bekle? Sen kendi elindeysen efendim suyunu temin et. O sonra susuz yaşa. Yani bir formülün varsa, bir şeyler yapabiliyorsan zaten ben niye bu ikide bir suya muhtaç oluyorum ya? Susuz yaşamayı üret. Susuz yaşayan bir şey üret. Bir canlı üret. Câlâ minel mâi kulle şeyin hayy. Her canlıyı sudan yarattı. Her canlıyı sudan yarat. Yaratıldığımız menide insanın yaratıldığı su da su işte. Hep su. Vücudumuzun işte şu kadarı su falan filan. Yani ne yaratılmamızda, ne yaşatmamızda, hayatımızı idame ettirmemizde, ne ölmemizde, ne dirilmemizde. Bizim elimizde bir şey yok. Sen şimdi nasıl dersin ki ben Allah'a kavuşmayacağım, ben mahşere çıkmayacağım, ben kimse hesap soramaz, kim ne karışır bana? Nasıl dersin bunu ya? Bunu demen için ispat etmen lazım senin bir hünerini. Ne elinden geliyor söyle bana. Bir kudret göster, bir kuvvet göster ya. Hiçbir gücün yok. Zafiyetten başka. Sinek kadar hükmün yok, pire kadar hükmün yok ya. Pire kadar hükmün yok. İnsandan daha zayıf. Ve hulika l-insanu zayıfa. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnsan zayıf yaratılmış. Sen kadir-ü kayyum olan, kavi olan, kuvvetli olan zaten nasıl isyan edersin? Onun için evliya aldatan birisi. Birisine ne dedi yani adamın birine? Acib cümin zayıfin keyfe yasıyı kaviyya. Bir zayıfa şaşarım ki güçlüye karşı geliyor. Bir zayıfa şaştım kaldım ki kendisinden güçlüsüne isyan edebiliyor. Hakikaten şaşılacak iş. Ancak ne zaman olur? O zayıf olanda akıl da zayıfsa, hani vücudu zayıf, yani gücü zayıf. Gücü zayıfsa, aklı varsa, akıl ne der ona? Bu kuvvetliye karşı çıkma der ona. Ama kafa da kıtsa, o zaman kalkar bas bas bağırma. Ondan sonra kafasının koparılacağına delalet eder. Yani bu ne demek istiyor bu zat? İnsandan zayıf yok, onu baştan o denilen adam da anlamadı. Çünkü o dediği adam da ağa paşa çok güçlü. Bu kime zayıf diyor dedi ya. O zat evliya Allah'tan zaten. Sen ne demek istiyorsun böyle? Selamünaleyküm aleykümselam. Sonra görüşürüz. Bir zayıfa şaşarım, kuvvetliye nasıl isyan eder? Sen ne demek istiyorsun ya? Yani o da anlamadı Allah'a kastettiğini falan da. O anladı ki yani memlekette benden güçlüsü mü var? Sen kimi kastediyorsun böyle? Sonra görüşürüz. Bir karın ağrısı. Hadi bakalım ağa olsan paşa olsan karın ağrısı başladı. Değirmen gibi karnını döndürmeye. Tuvalete de gitsen fayda yok. Çıkartmazsam evla. Sen ne yaparsın diyorum adama bir şey bu. Yani bir şey yapacağını söyleyemiyor. Ben de diyorum sen altına yaparsın. Sen de ki altına yaparım onu da yapamazsın. Altına yapmak büyük işte. Çünkü neden? Bir kabuz yapar seni. Altına yapmak için acile kalkmam. Ya sana ondan sonra lavma mı mamma mı bir şeyler yaparlar. Anca altına yapar. Sen ne yaparsın be? Altına yaparım. Yapamazsın. Kolay mı altına yapmak? Padişah tahtını verdi altına yapabilmek için. Bir karın ağrısı gelince. Onun için zayıf kimmiş anladın mı? Güçlü kimmiş anladın mı? Bir zayıfa şaşarım. Kuvvetliye nasıl isyan eder? Adam bu sefer anladım anladım. Kuldan zayıf yok, Allah'tan kavi yok. Celle Celaluhu. Sen de Allah'a kavuşacağımı tahmin etmiyorum. Hava raporu mu bu ya? Neyi tahmin ediyorsun? Ben hiç dirileceğimi falan tahmin etmiyorum. Seni tahmin mi ettiler de geldin şimdi? Ortalıkta dolaşıyorsun. Kimin haberi vardı senin ne zaman ne olacağını? Yarattılar çıktın geldin. Ananı baban bile tahmin edemeyebilirdi. Senin gibi bir çocuğu olacağını. Kimin haberi var kimsenin? Tahminle olacak iş mi? Aklım ermiyor. Aklım sarmıyor. Böyle insanlarla karşılaştım ben ya. Dirilmeye hiç aklım sarmıyor diyenlerle karşılaştım yani. Bazı namaz kılanlardan da rastladım ya. Namaz kılıyor ahirete inip. E sen ne boşuna yatıp kalkıyorsun? Canı çıktı namaz kılmaktan dedim ya. Yani bir insan Allah'a kavuşacağını ümit etmiyorsa niye namaz kılıyor? Böyle cahillik var. Ahirete inanmayanlar var. Amentü'yü doğru bilmeyenler var. Bir cahillik var ki memlekette hiç İslamiyet ilerliyor, milerliyor, geçir o işleri yani.
Allah sizin sayınızı artırsın. Amin. Ama siz de mübarek adamlar sadece sohbet dinliyorsunuz yani. O da büyük iş ama hiç okumuyorsunuz. E bir sohbette yazılan kaç yüz kitap, kaç yüz sayfa eser, bunun ne kadarını biz anlatabiliriz size ya? Burada teşvik için bir şey konuşuyoruz. Sonra okumak yok maalesef. Yani ilminizi artırmak, genişletmek böyle bir şey yok. Ancak sohbet, muhabbet. Hoca konuşsun, biz dinleyelim. O işleri seviyorsunuz. Yine o işi sevmeniz de iyi bir şey. Öbürleri Allah muhafaza film seviyor, maç seviyor. Çokları şirk sözlerini seviyor. Şarkı türküleri seviyor. Allah'ım bu dinleme hevesinizi artırsın. Amin. Hakkı dinlesin. Amin. Hakka uydursun. Hakkı bildirsin. Batıldan sakındırsın. Amin. Amin. Ama Allah'ın bu derslerde yapılan teşvikler neticesinde de ilme, teallüme, tahsile, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ve ahiretimizi kazandıracak, ahirette yüksek dereceler kazandıracak şeyler okumaya, öğrenmeye, öğretmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Şimdi okullar var ki bize kavuşacaklarını ummuyorlar. Şimdi biz bunlardan mıyız? Değiliz. Çünkü bu kafirlik. Biz Allah'a kavuşacağımıza ummak derken inanmak yani. Biz Allah'a kavuşacağımıza kesin onun huzuruna çıkacağımıza inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Allah'a kavuşmak var. Ama razı mı kavuşacak bize? Kızgın mı kavuşacak bize? İşte bunun mücadelesini veriyoruz. Kavuşmak kaçınılmaz. Herkes kavuşacak. Ebu Cehil de gidecek, Ebu Bekir Efendimiz de gidecek. Herkes gidecek. Ama nasıl gidecek? Men terke salate lekiyallahu aleyhi fadla. Beş vakit namazı terk eder. Bir vakti bile kasten kazaya bıraksa, tevbe edip kaza ederse bir daha yapmamak üzere tamam. Ama bu terk üzere namazı kılmamak veya bir vakti, bazı vakitleri kaçırmak üzere bir adam Mevla'nın huzuruna çıksa, Allah-u Teala'ya kavuştuğu zaman Allah-u Teala'yı kızgın bulacak. Allah-u Teala ona gazaplı. Allah-u Teala gazaplı ne demek biliyor musun? Şimdi başkomiser, emniyet müdürü, vali, bakan, başbakan, reisi cumhur, Amerika'nın reisi cumhuru, bütün dünya sana kızsa hiçbir zararı yok. Yeter ki Allah kızmasın. Eğer sana Rabbin kızgın ise sen nereye gidebilirsin ya? Nereye gidebilirsin? Gökler onun, yerler onun. Ahiret onun, dünya onun. Cennet onun, cehennem onun. Bir de azabı gazabı da bırakalım. Yani veli nimetimiz, her iyiliğimizin sahibi. Niye kızdırıyoruz onu? Bu namazdan onun ne karı var? Abdesti sana faydalı, namaz sana faydalı, rükû senin için, secdesi senin. Namazda ne zararın var, ne zorun var be kardeşim. Şu namazı terk edenin doğru Müslüman olması, bak Müslüman olması demiyorum, doğru Müslüman olması mümkün görünmüyor. Bu kadar ayet hadisler inceledik, bu kadar eserler okuduk, beş vakit namazı terk eden bir adamın son nefeste imanı kurtarması çok büyük tehlike. Çok büyük. Zaten imanı kurtaramazsa ebedi cehenneme gidecek. Mevla'ya mutlaka kavuşacağız inanıyoruz. Ama rızası üzere kavuşalım. Rızası üzere. Yani senden memnunum desin ya. Bir kulundan razı olarak onu karşılaması ne demek ya? Daha ne istiyoruz biz ya? Mevla razı etsin bizi. Razı olursa bizden razı eder bizi. Razı olursa bizden razı eder. Sana kızgınsa seni razı etmez. Sabah akşam üç defa okuyoruz. Radıytu billahi rabba ve bil İslami dina ve bil Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme rasule ve nebiyya. Üç kere okunuyor bu. Ezan duasından sonra okuyoruz ya ben. Peki Lale Gül Efe'mi dinlemekten ezberlediniz belki. Ona dikkat edin ha. O sondakini. O üç kere okunuyor sabah, üç kere de akşam. Dualarım kitabında da var, hadis-i şerif. Ya ne diyor? Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razı oldum. Ya razı oldum derken ferahlandım yani. İyi ki Allah'ım bana bunu nasip etmiş.
Tabi Allah'tan razı oldum diyor. Ondan sonra da Allah'tan bir bela geldi mi de niye beni buldu demeyecek ha. Bozar o zaman. He? O zaman bozar. Niye benim araba kaza yaptı? Niye bizim hanım hastalandı? Niye oğlum öldü? Öyle yok. Allah'tan razıyım dedin ya. Allah'tan razıyım ne demek? Ne yaparsa? Razıyım demek. Üç kere bunu söylese sabahçam. Yani hakkan alallahu yuzluyor. Yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bu adamı razı etmek Allah üzerine bir hak olur. Mevla söz veriyor. Üstüme aldım borç olarak kendime bunu borç ettim diyor yani. Ben bu kulumu razı edeyim. Ama işte bunu derken de lafta kalacak. Bunu sabah akşam üç kere diyen adam Mevla'ya kavuşacağını hesap eden adamdır. Ahirete çıkacağını hesap etmeyen adam sabah akşam tesbih çeker mi? Virtler okur mu? Dualar okur mu? Zikirler yapar mı? Yapmaz. Çünkü neden Allah'a kavuşacağını diye bir derdi yok ki. Ama bunların hepsi ahirette karşıma çıkacak, mizanıma konacak, sevap tarafımı ağır getirecek, günahlarıma kefaret olacak. Bu kadar duaları anlatıyoruz. Şu duanın fazileti, şu zikrin fazileti. Bunlar kim için? Hep Allah'a kavuşacağını umanlar için. Ben Allah'a kavuşmayacağım diyen adamı. Ne anlatalım biz? وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا İkinci kötü vasıfları Allah uzak etsin bizden. Dünya hayatı ile razı oldular. Burada bizim bize de dokunan tehlike var. Hani Allah'a kavuşacağını ummayanlardan değiliz. Elhamdülillah inananlardan. Ama dünya hayatıyla memnun oldular. Bu ne demek? Dünya için kızarlar. Dünya için severler. Sadece dünya ile sevinirler. Sadece dünya için üzülürler. Sadece dünya için dertlenirler. Kim vermiş bu manayı? Katade radıyallahu anh. Müfessir büyük Katade radıyallahu anh. Tabiinden. O manaymış. Dünya hayatıyla razı oldular. Vatmenubiha dünya ile mutmain oldular. Yani dünyalığım yerinde daha bir şeye ihtiyacım var. Halbuki dünyalığın yerindeyse daha bir şeye ihtiyacın olmaz mı? Allah'ın rızasına ihtiyacın var, ahiretini mamur etmeye ihtiyacın var, insanlara İslamiyet'i öğretmek dolu vazifem var. Benim dünyalığım iyi, maaşım gelirim giderim, şu bu denklenmiş veyahut da fazla fazla geliyor. Dünyam iyi, her şeyim iyi. Böyle bir şey var mı ya? Sadece dünya ile seviniyor. Dünya ona yöneldi mi seviniyor, dünya ondan yüz çevirdi mi üzülüyor. Halbuki Allah'ın dostları dünya onlara yöneldiği zaman üzülürlerdi. Biz ne günah işledik de dünya bu kadar bize iyi geldi. Dünya onlardan yüz çevirse sevinirlerdi. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin kuması, demek ahiret bize yöneldi. Ama bizdeki anlayış ters. Bizim dünya işimiz, maaşımız, maişetimiz, geçimimiz, şuyumuz, buyumuz iyiyse biz mutluyuz. Bizim ekonomimiz bozuksa biz mutsuzuz. Genel Türkiye toplumu böyle. Değil mi? Ekonomiye bakıyor, paraya bakıyor, geçime bakıyor, gelirine giderine bakıyor. Peki namaz ne durumda? Ara sıra kılıyor. Sen şimdi dünya, bütün dünya senin olsa, namazda gevşekliğin varsa nasıl mutmain olabilirsin? Nasıl huzur duyabilirsin? Nasıl mutlu olabilirsin? Mümkün mü yani? Allah'a karşı vazifende şimdi ölsen cehenneme gitme ve Allah'a gazap ile karşılaşma, Mevla'nın öfkesiyle, gazabıyla karşılaşma tehlikesi, kesin tehlike bu yani. Tahmin değil yani, kesin ayet hadislerle sabit. Sen bu namazını dosdoğru düzgün kılamaz bir haldesin, dünya malın var diye mutmainiz, rahatsın. Ben şaşırıyorum bu adamlara ya. Mevla bizi istese taş yapardı, duvar yapardı, istese hayvan yapardı. Bizi insan yaptı da ağzımız ıslak geldi, dilimiz dur konuşuyorsun. Allah hesap soruyor, haşa, kadere çatıyor, şuna çatıyor, buna çatıyor. İstesin şu anda seni lal eder, felç eder, efendim, dilsiz eder, sağır eder. Bir adam dilsiz, sağır, kör olsa ne olacak? Oldu bir kütük. Ne var ki abi? Ne var ki abi? Allah için adamı kör etmek, sağır etmek ne kadar zor? Saniyede, felç eder. Bir an evvel bülbül gibi konuşan adam, bir an sonra
Çok eder. Böyle bakar. Duymak da duyamaz. Gözünde ışığını alsa, işte ya Rabbi nur ver, bak nur. Gözünün ışığını alsa da göremez. Hele aklını alsa, o zaman görse neye yarar, konuşsa neye yarar, dinlese neye yarar. Akıl gitti, her şey bitti. Akıl da nur. Enerji diyorlar sana. Enerji. Allah-u Teala nasıl ki şimdi telefonları şarjla çalıştırıyorsunuz, arabaları aküyle çalıştırıyorsunuz. Akı bitti, araba bitti. Bir trilyonluk araba, akü bitti, affedersin, eşekler onu geçer. Değil mi? Eşek bile yanında ıslık çalıp da geçer. Ne yapayım senin Mercedes'ini der. Akü bitti. Adam o biçim yakışıklı, ruh gitti. Ruh gitti, adam istediği kadar yakışıklı olsun. Bir zaman sonra korkmaya başlayacak. Bir zaman sonra evdekiler de ondan nefret etmeye başlayacak. Herkes ondan sıyrılmaya bakacak. Nereye gömelim bunu da kurtulalım. Karısı ona aşıkmış da, kızı onu çok seviyormuş da. Hikaye o işte. Sevilen nedir? Ruhtur, beden değildi. Beden olsaydı kimse ölüsünü gömmezdi. Herkes evinde saklar. Sevilen ruhtur. Çünkü ruh nedendir? Kulü ruhu min emri Rabbi, Rabbimin emrindendir. Yani kül ol emriyle vücuda gelmiş. Yani ne demek? Mevla'nın nurunda. Nur deyince anla yani. Beyni çalıştıran nur, gözü gördüren nur, hep Allah'ın nuru, yani Mevla'nın tabirde hata yok. Ruh üflemesinden, وَنَفَقْنَا فِي مِنْ رُوحِنَا. Biz Adem'e ruhumuzdan üfledik. Ruhumuzdan üfledik ne demek? Mevla'nın hayat sıfatı var, yani dirilik sıfatı. Kimseden emanet almamış, kendine ait. Bizimkiler emanet. Geri ver dediğimi veriyoruz. Vermem de sen de geri alıyorlar zaten. Vakitli veriyorlar. Ecelini koyuyorlar. Süresini tayin ediyorlar. Şimdi sen bu varlık senden değil. Bu sıfatlar senden değil. Senden benden aciz bir insan yok. Hayvandan daha aciz durumdayız. Tahta kadar hükmümüz yok. Kaç yüz senelik tahtalar duruyor. Kaç yüz senelik insan durmuyor. Değil mi? 500 senelik, 1000 senelik tuğlalar duruyor. İnsandan duran yok. Çürümüş gitmişler. Bizim ne kadar ömrümüz var. O zaman biz nasıl deriz ki ben sarı çizmelime dair efendim ölmeyeceğim, ölmeyeceğim zaten diyen yok. Onu ölmeyeceğim diyeni zaten tımarhaneye tıkıyorlar. Deli. Dirilmeyeceğim diyen manyaklar var. Bunlar ölmeyeceğim diyenden daha deli. Çünkü neden? Ölmeme gelin dediyse demek ki sen senin elinde değilsin. Zaten orayı çözdüğün anda dirilteceğim seni diyor. Kim? Öldüreceğim diyen. Öldüreceğim diyene meydan okuyamıyorsun. Öldüreceğim diyene meydan okuyamıyorsan dirilteceğim diyen aynı zat. Dolayısıyla sen pratikte ölmemekle işe başlayabilirsin. Veya yaşlanmamakla, veya hastalanmamakla, veya bir musibete müptela olmamakla. O noktada bir direnişin varsa öbür tarafını da hep dinleyelim. Ama başta her an afete maruz bir durumdasın. Her an afete maruz. Gökler senin elinde değil, yerler senin elinde değil, rüzgarlar senin elinde değil. Ağaç, kuraklık var, bilmem ne oldu, bu oldu. Ederken istediğin kadar bağır çağır. Su yoksa İSKİ ne yapacak? Bırakmışları devlet su işleri demiş. Ne yapacaklar? Devlet su işleri ne yapacak? Allah verecek de devlet su işlerinde senden para kesecek. Başka bir yaptığı bir şey yok. Yağdırmıyor ne yapacak? Kar yağdırmasa ne yapacak? Yağmur yağdırmasa ne yapacak? Susuzluktan ölecek. Bekle bütün millet susuzluktan. Evet. Ölmeyi bekle. Sen kendi elindeysen efendim suyunu temin et. O sonra susuz yaşa. Yani bir formülün varsa, bir şeyler yapabiliyorsan zaten ben niye bu ikide bir suya muhtaç oluyorum ya? Susuz yaşamayı üret. Susuz yaşayan bir şey üret. Bir canlı üret. Câlâ minel mâi külle şeyin hay. Her canlıyı sudan yarattık. Her canlıyı sudan yarattık. Yaratıldığımız menide insanın yaratıldığı su da su işte. Hep su. Vücudumuzun işte şu kadarı su falan filan. Yani ne yaratılmamızda, ne yaşatmamızda, hayatımızı idame ettirmemizde, ne ölmemizde, ne dirilmemizde. Bizim elimizde bir şey yok.
Sen şimdi nasıl dersin ki ben Allah'a kavuşmayacağım, ben mahşere çıkmayacağım, ben kimse hesap soramaz, kimle karışır bana? Nasıl dersin bunu ya? Bunu demen için ispat etmen lazım senin bir hünerini. Ne elinden geliyor söyle bana. Bir kudret göster, bir kuvvet göster ya. Hiçbir gücün yok. Zafiyetten başka. Sinekada hükmün yok, plakada hükmün yok ya. Plakada hükmün yok. İnsandan daha zayıf. Ve hulikal insanu zayıfa. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnsan zayıf yaratılmış. Sen kadir-i kayyum olan, kavi olan, kuvvetli olan zatı nasıl isyan edersin? Onun için evliya Allah'tan birisi. Birisine ne dedi yani adama birine? Acibdü min zayıfin keyfe yâsî kaviyyâ. Bir zayıfa şaşarım ki güçlüye karşı geliyor. Bir zayıfa şaştım kaldım ki kendisinden güçlüsüne isyan edebiliyor. Hakikaten şaşılacak iş. Ancak ne zaman olur? O zayıf olan da akıl da zayıfsa, hani vücudu zayıf, yani gücü zayıf. Gücü zayıfsa, aklı varsa, akıl ne der ona? Bu kuvvetliye karşı çıkma der ona. Ama kafa da kıtsa, o zaman kalkar bas bas bağırma. Ondan sonra kafasının koparılacağına delalet eder. Yani bu ne demek istiyor Muzat? İnsandan zayıf yok, onu baştan o denilen adam da anlamadı. Çünkü o dediği adam da ağa paşa çok güçlü. Bu kime zayıf diyor dedi ya. O zat evliya Allah'tan zaten. Sen ne demek istiyorsun böyle? Selamun aleyküm aleyküm. Sonra görüşürüz. Bir zayıfa şaşarım, kuvvetliye nasıl isyan eder? Sen ne demek istiyorsun ya? Yani o da anlamadı Allah'ı kastettiğini falan da. O anladı ki yani. Memlekette benden güçlüsü mü var? Sen kimi kastediyorsun böyle? Sonra görüşürüz. Bir karın ağrısı. Hadi bakalım ağa olsan paşa olsan karın ağrısı başladı. Değirmen gibi karnını döndürmeye. Tuvalete de gitsen fayda yok. Çıkartmazsam evlen. Sen ne yaparsın diyorum adama bir şey yani bir şey yapacağını söyleyemiyorum. Ben de diyorum sen altına yaparsın. Sen çünkü altına yaparım onu da yapamazsın. Altına yapmak büyük işte. Çünkü neden? Bir kabus yapar seni altına yapmak için. Acile kalkma. Ya. Sana ondan sonra lavma mı mamma mı bir şeyler yaparlar. Anca altına yapar. Sen ne yaparsın be? Altına yaparım. Yapamazsın. Kolay mı altına yapar? Padişah tahtını verdi altına yapabilmek için. Bir karın ağrısı gelince. Onun için. Zayıf kimmiş anladın mı? Güçlü kimmiş anladın mı? Bir zayıfa şaşarım. Kuvvetliye nasıl isyan eder? Adam bu sefer anladım anladım. Kuldan zayıf yok, Allah'tan kavi yok. Celle Celaluhu. Sen de Allah'a kavuşacağımı tahmin etmiyorum. Hava raporu mu bir ya? Neyi tahmin ediyorsun? Ben hiç dirileceğimi falan tahmin etmiyorum. Seni tahmin mi ettiler de geldin şimdi? Ortalıkta dolaşıyorsun. Kimin haberi vardı senin ne zaman ne olacağını? Yarattılar çıktın geldin. Ananın baban bile tahmin edemeyebilirdi. Senin gibi bir çocuğu olacağını.